Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları atölyem kitabım. Çarpanlara ayırma 1 ile gençler dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler çarpanlara ayırmada öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları inceleyelim. İki veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifadede tüm terimlerdeki ortağı çarpanlar parantez dışına alınır ve gençler diğer ifadelerde çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi özelinden faydalanarak dikkatli bir şekilde yazılır gençler. Yani i̇lk etkenimizde gençler aşağıda verilen cebirsel ifadeler çarpanlarına ayırırız diyor. Gençler bakın burada 5x ve eksi 5'te ortak olan çarpanımız gençler 5'tir. O halde ben 5 parantezine alırsam yani burada gençler 5 eksi 5'e bölersek bakın x kalır. Eksi 5'i de 5'e bölersem eksi 1 kalır. İstersek kontrolümüzü hemen şöyle sağlayalım. 5 ile x'i çarparsam 5x. 5 ile eksi 1'i çarparsam da eksi 5 olur diyorum. Evet 3 x ile eksi 6 da gençler ortak çarpanımız 3'tür. O halde buradan x kalır. Eksi 6'yı 3'e bölersek de eksi 2 kalır. 4 x ve eksi 12'de ortak çarpanı 4 olarak alırsam. Buradan da x eksi pardon x eksi 3 de parantez içinde kalır deriz. x kare ve x de gençler. Bakın ortak çarpan x'tir. O halde x kareyi x'e bölersem x kalır. Eksi x'i de x'e bölersek gençler eksi 1 yapar. Böyle tersinden gençler çarptığımızı düşünebiliriz. x ile x'i çarparsam x kare yapar. x ile eksi 1'i çarparsam da <laughs> pardon eksi x yapar diyorum. Evet gençler. A, y ve A, x ve A yeni çarpımı gençler. Bakın ortak olan çarpanlar A'dır. O halde A parantezinde x artı y olur işlemimizin sonucu. Evet, devam edelim. Evet, 6 x küp eksi x kare gençler. Burada küçük olan gençler bakın x kareyi parantez dışında ortak çarpan olarak alacağım. x kare parantezini alırsam 6 x kalır gençler. Bakın 6 x küpü x kareye böldüğümü düşüneceğim. 6 x kaldı x kareydi x kareyi bölersem önde eksi olduğu için eksi 1 kalır diyelim. Evet 3 ve 9'da gençler ortak çarpan 3'tür. x kare ve x'te de ortak çarpan x'tir gençler. O halde 3x parantezini alacağız. 3x kareyi 3x'e bölersek x kalır. E, eksi 9 x'i 3 x'e bölersem eksi 3 kalır gençler. Evet 3 x çarpı x eksi 3 olur bu çarpma işleminin çarpanları ayrılmış hali. Evet, önceki terimleri incelediğimiz zaman gençler bakın sayı olarak, katsayı olarak 3, 6 ve 9'dan ortak çarpan 3'tür. Gençler her 3'ün şey, de, de gençler bakın x'i görüyorum. Evet, en küçük üst olan x'i alacağız. Yani 3x parantezini alacağız. 3x kareyi 3x'e bölersek gençler x kalır. 6x'i 3x'e bölersem artı 2 kalır. Eksi 9 x küpü de gençler. 3 x'e böldüğümü düşünürsem. Eksi 3 x kare kalır. Evet. M kare n gençler. Artı m n kare. Bakın burada m'ler ortak. Bir de n'ler ortak. O halde m çarpı n parantezini alıyorum. M kare n'yi gençler. M n'ye bölersem m kalır. Artı. Burada da gençler m gider. N kalır. <laughs> Pardon. Evet. M çarpı N Evet, parantez içerisinde m artı n olur diyelim. Gençler burada bakın x eksi birler, e, burada da bir eksi x'imiz var. O halde ben bunu sevgili gençler, öncelikle eksi parantezine almak istiyorum. Şu ifademizi eksi parantezine alacağız. Eksi parantezine aldığım zaman gençler bakın burası artıya dönecek. O halde 3 çarpı x eksi 1 yazalım. Evet, o halde artı 2 çarpım 1 eksi x de gençler işaret değiştirerek Bakın 1 eksiye dönecek. Eksi x de artıya dönecek. x e, eksi 1 oldu. Buradan gençte gördüğünüz gibi x eksi 1'ler ortak. O halde x eksi 1 parantezine alalım. Buradan 3 kaldı. Diğer taraftan da gençte 2 kaldı. Evet, 3 ile 2'yi toplayacağım ve parantez içinde yazmış olacağız. x eksi 1 çarpı 5 olur. Bu işlemimizin sonucu. İstersek bunu 5 çarpı x eksi 1 olarak da ifade edebiliriz. <laughs> evet, devam ediyorum. Evet, aşağıda verilen modellemelerdeki şekillerin alanlarını bularak çarpımlarına ayırız diyor. Yaşta i̇şte bakın alanlar mavinin karesi. E, karenin alanı x kare. O halde x kare yazdım. E, dikdörtgen gençte x. Bakın buraları x yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane x kare 4 tane x'in toplamı x kare artı dört x'tir. Bunu gençler çarpanlar ayırmamızı istedi. X kare ile 4 x'e ortak çarpan x'tir. X kareden x'ini alırsak gençler x kaldı. Artı 4 x'in de x'ini alırsak artı 4 kalır. X çarpı x artı 4 olur. Çarpanlarına ayrılmış hali diyoruz. Evet, kareler gençler x kareydi. Dikdörtgenlerde x'tim. O bu, bu alan 2x kare artı 4 xtir Gençler katsayı olarak 2'ler ortak. Evet, cebirsellerden de x'ler ortak. O halde 2x parantezini alacağım. Gençler bunu 2x parantezinde Hatta şöyle yapalım gençler. Bakın buradakini x olarak düşünelim. Kısa kenarımızı. O halde x parantezini alarak, alarak gösterelim. x parantezinde. Buradan gençler 2x kaldı. Diğer taraftan da a artı 4 kaldı. Bakın şuradaki kenarımıza x dersek buralarda gençler 1 olur. Gördüğünüz gibi bir kenarımız x diğer kenarda 2x artı 4 olur diyelim. E C'de sevgili gençler şu alanda x'ti gençler. E küçük karelerde 1 diyelim. O halde 4x artı 8 olur. Bu dörtgenimizin alanı. Peki gençler. Ben buralar 1 dediğime göre gençler. Bakın şu kısa kenarlar 1 olsun. O halde bu kenarımız 4 oldu. Bakın o halde 4 parantezine alarak yazalım. X artı 2 olur. X artı 2'yi de şöyle görelim. Evet, bu şekilde 4 çarpı x artı 2 parantezinde yazmış oluruz. Evet sevgili gençler. Şu dikdörtgenlere x dedim. Diğerlerinde alanı 1'di gençler. Yani burada 3x artı 9 olur. Bu dikdörtgenimizin alanı. Gençler bunu 3 parantezine alırsam x artı 3 kalır. Bakın bunu da şekil üzerine gösterelim. Bu kenarlar gençler 1'di. O bakın bu kenarımız 3 olur. Burası da x artı 3 olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet gençler. 3'ün sorumuzda kenar uzunlukları 7 birimden büyük olan bir dikdörtgenin alanı 32x kare artı 8 birim karedir. Buna göre bu dikdörtgenin dikdörtgen alabileceği çevre uzunluğunu birim cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız diyor. Gerçi buraya şöyle düzenleyelim. Buradaki x kareyi yok edelim. Gerçi x kalsın. Sorumuzu buna göre çözelim. O halde şöyle küçük bir dikdörtgen çizersem, bu dikdörtgenimizin alanını 32x artı 8 olarak yazacağım. Alan 32x artı 8'dir. Gençler bu 32x artı 8'i 8, 8 parantezine alırsak gençler 32x'i 8'e böldüm 4x kaldı. 8'i 8'e böldüm artı 1 oldu. O halde kısa kenarımız 8 uzun kenarda 4x artı 1 olsun gençler. Evet burada gençler bizden çevreyi istedi. O halde çevrem kısa kenarı uzun kenarı toplayıp ikili çarpıyorum. 8 artı 4x artı 1 diyorum. Arkadaşlar düzenlersem 2 çarpım 4x 8'e 1 topluyorum 9 yaptı 4x artı 9 Buradan gerçi 2 içeri dağıtırsam 8x artı 18 olur Çevre uzunu diyoruz Evet sevgili gençler devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim 5 evet. 45a artı 9b eşittir 36 olmak üzere 5a artı b kaçtır diye soruyor. Gerçekten bu tür sorularda Bakın biz burada ortak çarpanı aldığımız zaman 5A artı 5 ortaya çıkması gerekir şeklinde bize aslında küçük bir tüyo vermiş oluyor. O halde 45A artı 9B'yi yazdım. Gençler burada bakın kat sayı olarak 45 ile 9, 9 parantezini alınır. O halde 9 çarpı 45A'yı 9'a bölersem 5A kalır. 9B'yi 9'a bölersek de artı B olur. Gördüğünüz gibi gençler bakın 5A artı B'yi elde ettik bu değeri de 36 olarak verildi. 9 çarpı 5a artı b 36 ise işte 5a artı b'nin değeri 9 çarpma durumunda olduğu için buraya gençler bölme durumunda geçer. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzü düşünebiliriz. O halde 5a artı b'nin değeri et evet gençler 36'yı 9'a bölersek 4'e eşittir deriz. Bizden de zaten bunun direkt değerini istedi gençler. Devam ediyorum. Çevre uzunluğu 12a artı 16 birim olan karesel bölgenin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade istiyor. Gençler şeklimiz kare olduğu için biliyorsunuz kare, kare gençler 4 tane eş kenardan oluşuyordu. O halde ben çevreyi 12a artı 16 kabul edersem bir kenarı bulmak için bunu gençler ne yapmamız gerekir? E, 4 parantezini alalım. Çünkü çevre gençler karede biliyorsun 4'e çarpılıyordu. O halde 12A. 4 parantezini alırsam gençler 3A. 16'yı 4'e böldüm. artı 4 olur. Bakın gençler bu bizim için kenar sayısı. 4 tane kenarımız vardı. O halde bir kenarda 3A artı 4 birim olur diyoruz. Benden alan istediği alan eşittir. 3A artı 4'ün karesi diye düşüneceğim. Arkadaşlar i̇şte burada birinci terimin karesi. Birinci terim 3 aydı. Karesi 9 a kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. 12 a 2 katı 24 a. i̇kinci terimi karesi de artı 16 olur. Evet bu karesel bölgenin alanı diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. özdeş karelerle oluşan yukarıdaki şekilde bir karenin alanını santimetre, santimetre kare cinsinden veren bir seri ifade istiyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 tane kare 25x eksi 20 imiş. O halde gençler ben bunu 5 parantezine alırsam 25x'i 5'e böldüm 5x kaldı. Eksi 20'yi 5'e böldüm eksi 4 oldu. O halde burada bir kenar bir kenar uzunluğu 5x eksi 4'tür. Yaşta i̇şte normalde alan istediği için bir tanesini alan istedi. 5x eksi 4'ün karesini düşüneceğiz. Evet, birinci terimi gençler 5x'ti. Karesi 25x kare yapar. Birinci terimle ikinci terimi çarpma eksi 20x. 2 katı eksi 40x ve ikinci terim eksi 4'ün karesi de artı 16 yapar. 25x kare eksi 40x artı 16 sorumuzun yanıtı olur diyoruz. E'deki sorumuzda birinin çevre uzunluğu 6x artı 9 olan ve birim olan özdeş eşkenar üçgenlerle oluşturan şey, yandaki şeklin çevre uzunluğunu santimetre pardon, birim cinsine veren cebirsel ifade istiyor. Gerçekten o halde önceki bir kenarı bulalım. Bir kenarı bulmak için eşkenar üçgenin çevresi olduğu için gençler 6x artı 9'u 3 parantezine alacağım. Bakın 6x'i 3'e bölersem 2x artı 9'u 3'e böldüm. Artı 3 kaldı. Bu halde bir kenar uzunluğu. 2x artı 3'tür. Gençler şeklimizin çevresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenardan oluşuyor. Bu halde çevre 7 çarpı 2x artı 3 olur. Buradan da 7'yi içeri dağıtırsam şeklimizin çevre uzunluğu 14x artı 21 birim olur diyorum. Sorumuzun yanıtını. Evet, F'deki sorumuzda yukarıda verilen özdeşliklere göre x çarpı y kaçtır diye sordu. Öncelikle 49 m artı 28 n ifadesini 49'a 28 sevgili gençler 7 parantezine alınabilir. 7 parantezini alırsam 49 m 7'ye bölersem 7 m kalır. 28 n'yi 7'ye bölersem de artı 4 n olur. işte bakın parantez içindeki ifadeler birbirine eşitse o halde x'in değeri buradan 7'ye eşittir. x'imizi 7 olarak yazdık. 2 a kare eksi 4 b küpü işte burada 2 parantezini alacak olursam a kare eksi 2 b küp kalır şöyle kalemizi değiştirelim. Parantezin içindeki ifadeler gençler birbirine eşit olduğu için y'nin değeri de buradan 2'ye eşittir diyoruz. Bizden x çarpı y'yi istedim. 7 çarpı 2'den sorumuzun yanıtı 14'e eşit olur diyorum. Evet, devam edelim. Evet, 9. sorumuzda tanesi 9 TL olan kalemden bir miktar alındı. 45x artı 18 TL ödendiğine göre kalem sayısını veren cebirsel ifadeyi istiyor. İşte yani 45x artı 18 toplam ödenen para. Ve bir tane kalem gençler 9 lira ise O halde ben bu 9 parantezini alırsam. Bakın bu kalemi fiyatıydı. Gençler yani 9 parantezini alırsam. 45x'i 9'a böldüm. 5x. 18'i 9'a böldüm. Artı 2 yapar. Gençler yani o halde 5x artı 2 de kalem sayısıdır kalem sayısıyla 9 lirayı çarptığımız zaman toplam ödenen ücret olan 45x artı 18'i e elde etmemiz gerekir diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet son sorumuzda gençler bakalım. Yanda özdeş kareleri oluşturan dikdörtgenin çevre uzunluğu 10x artı 10 cm olduğuna göre bir karenin alanını veren cebirsel ifade e, santimetre cm kare cinsinden cebirsel ifade istiyor. Gerçekten şeklimize baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 kenardan oluşuyor. O halde çevrem 10x artı 10 ise ben bunu 10 parantezine alırsam x artı 1 bu bizim için bir kenar uzunluğudur. Gerçekten bir kenarı x artı 1 ise o halde bir tane karenin alanı x artı 1'in karesi yapar. Bu da birinci terimin karesi x kare. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı x yapar. 2 katı 2x ve ikinci terimin karesi de artı 1 olur. x kare artı 2x artı 1 de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.